annemiz aynı. Kolay gele. Sağ ol Zarife bacı. Varsa başına gele. Zöhre'ye okutmaya gidiyor. Niye? Mirza gene sapıtmış diyorlar. Kendini saz çalıp türkü çığırmaya kaptırmış. Hem de o bet sesiyle mi? Ona sorarsan bülbüller duysa setlerinden yasa girerlermiş. Horozlar ötmeye başlıyormuş gece yarılarına kadar. Tarlaya bile sazla gider olmuş. İnsanlara hayatın manasını öğreteceğim diyormuş. Rüyasında kendini büyük bir aşık olarak görmüş. Saz çalarak bulutlara yükseliyormuş. Senin anlayacağın keçileri tümden kaçırmış. Vah vah, üzüldüm valla. Delidir melidir ama iyi adamdır. Topraklarına kendi rızasıyla köleye dağıtan kaçağı var. Orası öyle canım. Hem bu dikenli Zarife'ye iyi bile dayandı. Evet, valla evet. Ben olsam çoktan canıma kıymıştım. Ya haklısın. Görmez misin? Fani dünya geçiyor. Zengini de, fakiri de göçüyor. Günü gelen Mevlasına uçuyor. Mirza der ki... Mirza der ki... Hey hey! Zarife bacı, Zarife bacı, gözünüz aydın Zarife bacı, İhsan'dan mektup getirdim. İhsan'ım da. Buyur. Oy, kurban olurum sana. Sağ ol muhtar, Allah seni de sevindirsin. Vazgeçmedi mi? Yok muhtar, yok, iyice tozuttu. Ben de şimdi Zöhre bacıdan geliyorum, belki bir faydası olur. İnşallah, inşallah. Ay inşallah. Göçmen kuşlar katar katar uçuyor. Hey 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 hey. Bin bir çiçek renkle olmuş açıyor. Hey hey hey. Ya tarladaki ekinler? Onlar ne oluyor? Tarladaki... Beğendin mi yaptığını? Gafil. Aşık coşmuş taşıyor, görmüyor musun? Araya girmenin sırası mı? Taze su getirdim. İçeceksen işte. Hadi kalk. Tarlaya geç kalıyoruz. Oh yarasın. Hey 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 hey. Heyledi, yetmedi be bir adam. Tarlaya geç kalıyoruz diyorum, duymadın mı? Tarlaya marlaya gelmiyorum. Kazmayla kürekle ömrümü tükettin yeter artık. Aklını iyice yitirdin herhalde. Ekinler ne olacak peki? Ha? Kış gelince sazını mı kemireceksin? İşte aklınız bu kadar neler. Gözünüz dünya malından başkasını görmez oldu. Ölüm var gafil, ölüm, ölüm. Var ya,
Açlıktan. Ben seni şimdi parçalamazsam. Üst. Sanma ki sadece sesi güzeldir. Kafanda patladı mı? Para hırsı bürümüş gözlerini. Kanabeler valla. Hay Allah sana akıl fikir versin. Ama sen dur. İhsanımın askerden dönmesine az kaldı. Bakalım bu halini görünce ne diyecek? Ne varmış halimde? Aşık olmak, nasırlanmış yüreklere merhem sürmek ayıp şey mi? Ey Allah'ım. Tezelden al canımı. Al canımı da kurtar beni bu adamdan ya Rabbim. Hele oku kızım bakayım şunu. Allah müstahakını versin. Ne diyeyim? Evvela hepinize selam eder. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. El öpenlerin çok olsun. Kurban oldum. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun ki babasına çekmedi. Nasıl çeksin? Kafasına vura vura çocuğu da akıl mı bıraktın ki? Oku kızım sen hadi oku. Şimdi vereceğim habere kızmamanızı, beni anlamanızı temenni ediyorum. Çarşı izninde. Okusana kızım ne duruyorsun? Şey diyor. Ne? Aşık olmuş. Amanın. Amanın bana bir şeyler oluyor. Ana. Allah'ım. Ana. Hey Allah'ım sen benim aklımı koru. Birdiler iki oldular. Öyle değil ana. Kıza aşık olmuş. Evlenmiş. Gelirken yanında getirecekmiş. Oh. Amanın. Oh. Ana. Anacığım hey, kendine hey, gel. Hey. Ana. Hey hey de hey hey. Ana iyi misin? Leyla, müjdemi isterim. Sözünden mektup var. Sağ ol muhteremli. Hadi kalın sağlıcakla. Kimden? İhsan'dan baba. Demek ki kaderimiz böyleymiş. Beni bağışlamanı diler, Yüce Allah'tan sana daha hayırlı bir kısmet nasip etmesini niyaz ederim. Allah'ım sana şükürler olsun. Dualarımı kabul ettin ya. Başka da bir şey istemiyorum. Ağzını açkanı kulağın duyuyor mu? Şehirli bir şıllığa sevdalanmış. Askerden gelirken onu da yanında getirecekmiş. İyi ya işte. Deli Mirza ile Dikenli Zarife'nin gelin olmaktan kurtuldun. Biz vazgeçsek rezil rüsva ederdi. Kurtulmak istediğimi de nereden çıkardınız? Öldürürüm de başkasına yar etmem. Kafanı kullan salak kızım. Mirza'nın zenginliği de ağalığı da eskidendi. Tarlalarını köylüye dağıtınca bizden ne farkı kaldı? Tapusunu da vermedi ya. Hele bir İhsan'la evleneyim. Bak nasıl da tek tek geriye aldırıyorum. Deli Mirza da müsaade edecekti öyle mi? Dikenli Zarife'yi dinlemedi de seni mi dinleyecekti? Öyle bir dinletirim ki. Vallahi yedi mi değneği dut yemiş bülbüle döner. Hem ağa gitmiş ve ağa kalmış. Eninde sonunda ölmeyecek mi? Geç olmadan aklını başına devşir aklını. Rüstem ağa gibi talibin var. Bu civarın en zengin ağası. Bir elin yağda bir elin balda olacak. Başında da ne kaynana ne de kaynata zırzırı. 60 yaşında kocan olduktan sonra kaynataya ne hacet? Daha iyi ya işte. Bir an evvel nalları diker biz de rahata ereriz. He. Yalnız şu Mirza delisinden ne koparırsak kârdır. Öyle ya. Ne de olsa şerefimiz incindi. Artık tarlayla mı tazmin eder, parayla mı tazmin eder orasını kendi bilir. Hadi kalk gidiyoruz. Sen de böyle mal gibi durma. Al hazırla biraz. Mirza! 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 Ne var ulan? Çayra çıkmış tosunlar gibi ne böğürüp duruyorsun? Bu nedir Mirza? Kağıttır ne olacak? Yazıyı diyorum Mirza. Oğlun İstanbullu kız getireceğini yazmış. Ne demek oluyor bu? Bu niye şemkiriyor şimdi?
Ne demekle çemkiriyor? Oğlunun sözlüsü değil mi? Tabii ki çemkirecek. Leyla abla, anam içeri çağırıyor. İcab edeni yapmanı istiyorum Mirza. Ne yapacağım ulan? Sevda'ya yasak mı koyacağım? Aşk bu aşk. Ferman dinler mi sanırsın sen? Ne demiş aşık? Ferman padişahın, dağlar bizimdir demiş. Boşuna işi yokuşa sürme Mirza. Köy yerinde şerefimiz 5 paralık oldu. Adı çıkmış kızı kimse de almaz. Ya sözünde durur kızımı alırsın, ya da bunu nasıl telafi edersin bilmiyorum. Artık orasını ağalığına bırakıyorum. Ulan seni! Ulan, dua et ki hak yolunu seçtim. Kavgaya, dövüşe tövbe edip aşıklar katına yükseldim. Yoksa valla Allah verdi demez, kafanı ikiye ayırır. Hadi bas git. Söz möz yok, ağırlık da yok. Bu iş burada bitti sanıyorsan aldanıyorsun. Ulan senin. Ulan aferin insan. Bu şerefsizin finosunu almadın ya. Helal olsun sana. Bir de saz çalmayı öğrenirsen. Allah, değme keyfime. Senle ben el ele verdik mi? Sudan çıkmış balığa çeviririz evelallah. Şehrimde şehrim diye kaçacak deli karar. Peki abim kızmaz mı? Biz de abinin önünde yapmayacağız herhalde. İyi de Zarife ana, kızı kaçırtmakla iş bitmiyor ki. Mesele İhsan'ın yüreğinden kazımak. Zırlayıp durma. Sen beni dinlemiyor musun? İhsan'ın gözünde yılandan farksıza çevireceğiz. Kuduz köpek görmüş gibi olacak. Anladınız değil mi? Şu ağaçların güzelliğine bakar mısın? Ya öyle mutluyum ki İhsan. Düşündükçe içim içime sığmıyor. Tatlı tatlı meleyen kuzular. Sabahları atlarla çıkılan gezintiler. Çıkarız değil mi? Çıkarız. Ara sıra çıkarız. Niye her gün çıkmıyoruz? Ya zaten kışları hava biraz soğuk oluyor. Tabii biraz da kar oluyor. 2-3 metre kadar. 2-3 metre mi? Her kış değil tabii. Ha. Bazı kışlar 1 metreyi anca bulur. Olsun. Yanımda sen olduktan sonra ne önemi var ki? Biz de yazları gezeriz. Dere tepe dolaşıp çiçekler toplarız. Yazları iş zamanıdır Banu. Baharda 1 ay kadar ekim sürer. Sonra çapaydı, hasattı derken zaten kış gelir. Anlayacağın, köy yaşamı pek de düşündüğün gibi değil. Yani inşallah hayal kırıklığına uğramazsın. Olsun, ben senin için her zorluğa katlanırım. Sen yeter ki beni sevmekten vazgeçme. Çok kaldı mı? Yok canım, geldik sayılır. Şu tepeyi görüyor musun? Onu açtıktan sonra bir bu kadar daha yürüdük mü köydeyiz. En çok anneni merak ediyorum biliyor musun? Eminim çok tatlı, tonton bir yüzü vardır. Melekler gibi. Yüksek olup
bilir mi, bilir mi? Aşık İsmail'im size ne deyim, ne deyim? Yüksek yüksek köy yolunu bilir mi, bilir mi? Aşık İsmail'im size ne deyim? Hadi. Seninki üşütmüş galiba biraz. İnsanı insan eyleyen özüdür, özüdür, özüdür. Ayrımcılık münafığın sözüdür, sözüdür. Ne olursan gel demiş Mevlana. Hadi hadi. Mevlana. Aşık Mirza'yı gurur duyar bu işte, bu işte. Olmaz Mirza, böyle olmaz. Bir rüyayla aşık olmaz çaylaktan, çaylaktan. Benim gibi su içmedin. Yeter artık, istemez artık. Çaylaktan. 70'inde aşık olur oynaktan, oynaktan. Ulan ben gebertirim onu seni. Ne yapıyorsun Mirza, ne oluyor? Geliyorlar, geliyorlar. Aa baksana İhsan, bütün köy bizi karşılamaya çıkmış. Köy insanı sıcakkanlı derlerdi de inanmazdım. İhsan abi, İhsan abi. Hoş geldin İhsan abi. Koca eşek olmuşsun sen. Bana hoş geldin yok mu? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sarışınmış baksana. Aa, gelin geliyormuş. Allah sahabına başlasın. Kız da güzel, damat da güzel. Şehirli. Güzel, güzel. Eşyasız geliyor, eşyasız. Bak şu soldaki baba, pala bıyıklı. Elinde saz olan. Aa ne güzel. Saz çaldığını söylememiştin. Eskiden çalmazdı ama. Hatta aile kişi derdi. Rüyasında görmüş İhsan abi. Artık sürekli saz çalıyor. Annen hangisi? Şu bordo yelekli olan. Vah vah vah. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldin koç yiğidim. Hoş bulduk. Babam. Oğlum. Anam benim. Hoş geldin şerli kızım. Ne oldu? Fena. Öpeyim babacığım. El öpenlerin çok olsun yavrum. Hoş Hacer. Geldin abi. Geçmiş olsun. İyi misin? Öpeyim anne. Berhudaro. Hele hele, nasıl şehirli kızmış? Şehirli gelin, şehirli bu. Nasılsınız? İyiyiz kızım, sağ ol. Hoş geldiniz. Buyur kızım, yol yorgunuz. Gidelim. İyi günler. Güle güle, güle güle, güle güle, güle güle. Güle güle, güle güle, güle güle, güle güle. Gördünüz mü Haspa'nın havasını? Güzel de bir şey olsa bari. İhsan da bunun nesine vurulduysa kurban olsun Leyla'ya. Onun eline su bile dökemez. Çok güzel ya. Bak buranın havası çok güzel. Kalkın ya sabah ne? Hoş geldin. Hoş bulduk. Bahsettiğin kız mı? Kusuruna bakma hanım kızım. Dile kolay. Dört gözle beklediği sözlüsünü bu halde görüyor. Ne varmış halinde?
aslanlar gibi sevmiş olmuş. Ayıp bir şey mi? Orası öyle tabii de. Yine de kolay değil. Ne de olsa yılların sevdası. Başlatmışın mı sevdasından? Bizim sarı inek bile bundan daha çok sevda çekmiştir. Verilmiş sadakan varmış İhsan. Bir ağlayışı var ki Yezid başına. Sanırsın Mahmud'un filosu çimkiriyor. Yürü kızım gidelim. Ya havaları dediğim gibi çok güzel oldu buranın. Sabah yumurtayı aldım davuneyin altından. Bundan böyle İhsan nerede sen oradasın. Anladın mı? Anladım Zarife anne. Üstüne başına da biraz çeki düzen ver. Açıl saçıl işte. Ne bileyim, güzelleş biraz. Tamam Zarife Hanım. Hı. Ananın sözünü dinlemediğine çok pişman olacaksın ama Leyla Hanım. Geçmiş ola. Buna gelin olacak karı da Eyüp Sultan sabrı lazım. Deli Mirza desem bundan beter. Of, sen de aynı şeyi söyleyip durma. Bana ne Zarife ile Mirza'dan? Sana ne öyle mi? Yarın bir gün yatağa düştüğünde kim bakacak sanıyorsun? Kim bakarsa baksın, bana ne? Tabii ya, sana ne? Kimi kimseleri yok. Sen bakmayacaksın da kim bakacak? Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Öyle de bir atılır ki. Yediler mi vallahi şamarı, sütten kesilmiş kuzuya dönerler. Artık şamarı sen mi yersin, onlar mı, orasını Allah bilir. Rüstem Ağa'yı kaçırdığına çok pişman olacaksın, çok. Buyur evladım. İnşallah öbür dünyaya göçerken de... Bak ayakkabılarıyla içeri girdi. Çıktığın kapı da bu kapı olur. İnşallah. Şehir evleri kadar güzel değildir ama... Hayır hayır, çok güzel. Ver çantanı. Zaten hı-hı, ev dediğin nedir ki? Ebedi mekana göçene kadar ayağını soğuktan, başını sıcaktan esirgesin yeter. Doğru söylüyorsunuz. Anneciğim... Banyo nerede? Banyo mu? Ayak yolunu diyor anneciğim. Gel peşimden göstereyim. Nereye İhsan? Banyoyu sormuyor muydun? Evet. Hadi gel. Girelim bakalım. İşte şurası. Peki duşu nerede alıyorsunuz? İçeri girince gösteririm. Ana! Ana! Ha? Duş nerede anacığım? Yani leğen. Aha şurada. İşte sana duş. Kışları ahırda yaptığımızda olur. Daha sıcak oluyor. Anladım. Gel hadi. Geç evladım, geç otur. Baba, ne var ne yok? Ekinleri kaldırdınız mı? Kaldırdınız mı? Babana aşıklar katına yükseldi oğul. Tarlayı tapanı hepten unuttu. Ekinlerimiz çürüdü çürüyecek. Artık kış gelince karnımızı türkülerle doyuracağız. Boğaz. Başka bir şey bilmez misin gafil? Bana gönül tohlu, gönül tohlu. Madem öyle sofrayı hazırladığımızda yeme de göreyim bakayım o gönül tokluğunu. Elimi sürersem yüzüme tükürsünler. Sanki yaptığı da yenirmiş gibi. Saçlarını öyle bir savuruşu var ki sanırsın küçük dağları o yaratmış. Saçları da boya zaten. Hı-hı. Öyle renk mi olur ayol? Hı-hı. Öyle tabii canım. Yaşa da geçkin belli ki. Köy yerinde olsaydı adı çoktan kız kurusuna çıkardı. Ayakkabılarının topuğuna ne demeli? Görürüm ben onun topuğunu burçak yolarken. Ayıptır ayıp.
Tanımadan etmeden dedikodu yapmayı utanmıyor musunuz? Nesini tanıyacakmışız ki? Gördük işte. Ondan ne İhsan'a karı olur ne de Zarife'ye gelin. Neyi varmış? Gül gibi kız. Namuslu, temiz bir aile kızı olduğu besbelli. E güzellik desen üstüne yok. Bizi hiç güzel görmedik. O kadar boyayla ninem de güzel olur. Vallahi ben nasıl İhsan'a şaşıyorum. Sen dururken o mıymıntıyı nasıl karı diye koluna takmış aklım almıyor. Ne haliniz varsa görün. Erkek bileti değil mi işte? Yeter ki süslü olsun, çalıyı bile ahu görürler. Hele bir köyün güneşinde kavrulsun. Bakalım boyaları kâr edecek mi? Sen içini ferah tut. İhsan yakın anlar hatasını. Ben ettim sen etme diye ayaklarına kapanır. Vallahi affedebilir miyim hiç bilmiyorum. Öyle deme kız. Erkeğin pişman olmuşundan daha makbulü yoktur. Kader artık bakalım. Emir dedin cümlede bir hece. Hey hey. Mirza'nın misafiri var bu gece. Doğru yolu buldum yakın gitmeye. Yumdu gözlerini mülke servete. Hadi buyurun, sofra hazır. Hadi. Hadi baba. Ne dedin? Sofra hazır diyorum. Size afiyet olsun. Ben aç değilim. Nasıl aç değilsin? Saatlerdir bir şey yemedin. İştahım yok. Siz yiyin. Bana bakmayın. Anam şaka yaptı baba. Yoksa ciddiye mi aldın? Yok canım. Niye alacağım? Nihayetinde nimet Allah'ın değil mi? Aç olacağım da onu mu dinleyeceğim? Uzatma hadi uzatma. Hastalanıp iyice başımıza kalacaksın. Ne yani? Senden çekindiğim için mi yemedim sanıyorsun? Hadi uzatmayın. Aç değilim diyorum. Keyfim bilir. Lütfen benim hatırım için. Hadi seni kırmayayım. Sırf senin hatırın için ha. Yoksa açlığından falan değil. Baba. Ne? Beğenmedin mi? Yok. İlk kez yediğim için tadı biraz garip geldi. Bizim çorbalarımız acı olur. Yakar. Ondan değil evladım. Bana yıllardır garip geliyor. Anam yapacaktı ki parmaklarını yirdin. İhsan. Buyur ona. Oğul, daha yeni geldiniz ama duracak halde değiliz. Burçak'ın durumu işler acısı. Tabii anacığım, ne demek? Yarından tezi yok, başlarız. Siz hiç canınızı sıkmayın. Ben de yardım ederim. Gördün mü bak? Artık gelinin de var. Artık sana top atsalar devrilmezsin. Sağ ol hanım kızım. Yalnız senin yapabileceğin bir iş değil. Güç kuvvet istiyor. Böyle göründüğüme bakmayın. Aslında çok kuvvetliyimdir. Utan utan. İlk gecede açılacak mevzu bu. Bırak da hiç değilse birkaç ay gezip tosunlar. Sen üzülme babacığım. Biz de tarla dönüşünde gezeriz. Öyle değil mi İhsan? Gezeriz hayatım. Tabii gezecek halin kalırsa. Evladım. Sen beni dinle. Dünya malı dünyada kalır. Fani işler bunlar. Faninin kaşığı ağzına kadar dolu ama. Al işte. Hatırdan gönülden bu kadar anlar.
Seni de mi uyku tutmadı? Sevinçten anacığım. Öyle özlemişim ki suyunu, havasını, toprağını, her şeyini. Sen niye uyuyamadın? Vallahi oğul, nasıl desem bilmem ki. Sana canım kurban, bilirsin. Bilmez miyim anacığım? Bak oğul, madem ki aldın getirdin, başımın üstünde yeri var. Lakin iyice tanıyor musun? Kimdir, kimlerdendir? Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Anacığım, tanımasam koluma takıp getirir miyim hiç? Ne bileyim oğul, insanoğlu çiğ süt emmiştir. İçindeki şeytan sonra sonra çıkar. Boşuna endişeleniyorsun anacığım. Göreceksin bak, tanıyınca sen de çok seveceksin. Ben senin için üzülüyorum oğlum. Benim şurada kaç günüm kaldı ki? Yeter ki seni utandırmasın da ben her şeye razıyım. Kötü bir şey mi var? Yo, nereden çıkardın? Peki niye uyandırdınız? Niye olacak? Sabah oldu da ondan. Sabah mı oldu? Sen şu süte bakıver. Ben inekleri çobana katmaya gidiyorum. Tamam anne. Dikkatli ol, taşmasın. Peki anne. İhsana da sesten kalksın artık. Tamam anne. İhsan. 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 Ne var? Annen sabah oldu diyor. Of. Of, çok geç kalmışız ya. Bu ıslaklık ne? Şey, İhsan. Aslında hiç uyum değildir ama ben yatağa işemişim galiba. Niye böyle oldu bilmiyorum. Çocukluğumda bile yapmamıştım. Neyse canım, olan olmuş. Döşeyi ters çevirelim de anamlar görmesin. Eyvah, sütü unuttum. İhsan, İhsan süt taşıyor. Nasıl böyle çabuk taştı anlamadım. Başında değil miydin? İhsan uyandırmaya gitmiştim. Kaynamak üzere olan sütü bırakırsan olacağı budur. Hacer, hep böyle sabah ezanıyla mı kalkacağız? Ezan okunurken evden çıkmış olmamız lazımdı. Misafirsiniz diye anam kıyamadı. Ne oldu? Taşırdınız mı? Geldiğimde taşmıştı. Şey, nasıl oldu anlayamadım. Bunda anlamayacak ne var? Kabardığını da mı görmedin? Ne oldu anacığım? Hiç canım. Gelin sütü taşırmış da onu konuşuyorduk. Seni uyandırmaya geldim ya, o arada taşıvermiş. Ya canım, taşan süt olsun, ne olacak? Tabii canım. Allah korusun. Bir yeri falan yanmasın da. Sabah olmuş, teba işe koşuyor.
Kimi üşüyor, yorgun düşüyor. Bilmiyorlar, didinen de göçüyor. Mirza, mana şerbetini içiyor, içiyor. Hay zıkkımı pekini içe mi? İçiyor, içiyor. Babanı çok sevdim biliyor musun? Çok tatlı bir insan. Biraz tuhaf adamdır ama iyidir. Ya ana? Anamı sevmedin mi? Aslında onu da sevdim ama galiba o beni pek sevmedi. Yok canım, niye sevmesin? Sana öyle gelmiştir. Yok anam, yok. Bundan gelin melin olmaz bize. Her zaman ezanla mı kalkacağız diye soruyor. Alışmış tabii şehirde öğlenlere kadar yapmaya, ne olacak? Ya. Sabahleyin sütün başına bıraktım. Dikkatli ol, taşırma dedim. Bir de geldim ki ne göreyim. Tencerenin dibinde bir parmak kalmış. Vallahi yerinde olsam tutar kolundan atardım. Kapıdan içeri adımını attırmazdım. Ah ah. İş onunla bitseydi çoktan atmıştım. Asıl mesele benim salak oğlumun gözünün açılması. Şu haline baksana, neredeyse ağzının içine düşecek. Hoş, yakında ne mal olduğunu anlayacak ama. Hayırlı sabahlar. Sana da kızım. Bu ne güzellik kız, maşallah. Şöyle bir yanlarından geç de İhsan'ın aklı başına gelsin. İhsan, daha çok var mı? Yoruldun mu? Biraz yoruldum ama önemli değil. Az kaldı, geldik sayılır. Hayırlı sabahlar. Sağ ol. Kolay gelsin. Sana da. Doğrusu güzel kızmış. Allah sahibine bağışlasın. Bunu niye getiriyorsunuz ki? Çubuk gibi beliyle burçak mı yolacak? Geberir gider vallahi. Geberecek tabii. Yattığı yerden karnını mı doyuracağız? Safa olanı kandırıp sülük gibi yapışmak neymiş görsün bakalım. Sabahtan kalktım da ezan sesi var. Ezan da sesi değil yar yar bıçak yası var. Ezan da sesi değil yar yar bıçak yası var. Ne o gelin hanım? Yoruldun mu? Haklıymışsınız. Düşündüğümden daha zormuş. Bu en kolay kısmı gelin hanım. Bunun daha taşınması var. Harmanı var, değirmeni var. Şehir hayatına benzemez anlayacaksın. Şu ağacın altında dinlen biraz istersen. Yok canım, o kadar da değil. Kendini neden bu kadar yordun anlamıyorum ki. Alışmam lazım İhsan. Annen onca yaşıyla çalışırken ben nasıl oturabilirim ki? Yakışık alır mı hiç? Akşama güzel bir çorba yap, bize gel. Tamam Zarife Hanım. Seninki ilk günden cesede dönmüş Zarife bacı. Daha bu iyi halleri. Yakında kaçacak, delik arayacak. Kurtlar gibi de acıktım ha. Haydi bismillah. Anne bu ne ya? Çok tuzlu olmuş. Tuzlu mu olmuş? Gelin hanım yaptı o. Şeher usulüymüş. Ama nasıl olur? Yarım kaşık tuz koymuştum. Yarım kaşık da olacak şey mi Banu? Zehir gibi olmuş. Başka bir şey yok mu ana? Yok vallahi o. Nimete nankörlük etme gafil. Bulmuşsun ye işte. Hoş geldin Leyla. Hoş bulduk
Kacar. Eline sağlık kızım. Çok güzel olmuş. Oo, hoş geldin Leyla kızım. Buyur. Yok Zarif ana, girmeyeyim. Anamlar bekler. Çorba yapmıştım da onu getirdim. Sağ ol kızım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun Zarif ana. Annene selam söyle. Baş üstüne. De buyurun. Oh. Allahu ekber, Allahu ekber. Banu. Banu, kalk da şu döşeyi dışarı atalım. Niye? Ya yine işemişsin. Sorun şu adamın kaç tarlası var. Aman da kızlar ne zormuş burçak yolması. Burçak tarlasında yar yar gelin olması. Elimi salladım değdi dikene. İntizar eyledim yar yar Banu. Burçak ekene. Banu! 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 Banu, Banu, Banu. İhsan, ne oldu bana? Korkma, bayıldın. Dur, sana su vereyim, iyi gelir. İhsan, daha kaç gün çalışacağız? Aşağı yukarı 15 gün sürer herhalde. Of. Bitirdiniz mi? Bitirdik. Şey, bitiremediyseniz yarın işim yok. Yardıma gelin diyecektim. Sağ ol. İyi akşamlar. İhsan. Artık beni istemiyorsun değil mi? Bunu da nereden çıkardın? Artık eskisi gibi bakmıyorsun. Konuşmuyorsun. Hissediyorum işte. İnsan sevilmediğini anlamaz mı? Senin için her şeyi yaparım insan. Her zorluğa katlanırım. Ama eğer sevilmediğimi, istenmediğimi hissedersem dayanamam. Nereden çıkardın bilmiyorum ama yanılıyorsun. Sandığın gibi bir şey yok. Eskiden neysem yine oyum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yaptınız, bitirebildiniz mi? Bitirdik çok şükür. Hadi gözünüz aydın. Sağ ol. Sen nasılsın bakalım, şehirli gelin? Teşekkür ederim. Zarife kadının sütlerini gene taşırıyor musun? İşte ara sıra. Duyduğuma göre burçak tarlası iflahını kesmiş. Pişman mısın köye gelin geldiğine? Yok. Niye olayım ki? Niyesi var mı canım? Şehir hayatından sonra bunca çile zor gelmiyor mu? Elimden geldiğince alışmaya çalışıyorum. Hadi hayırlı akşamlar. Size de. İhsan. Büyük aşığımız neler yapıyor? Epeydir kendisinden mahrum kaldık. Vallahi ne yapsın?
bildiğin gibi. Söyle de insan içine çıksın. Olur ya, hayatın manasını filan bulmuştur. Biz de nasipleniriz. İsmail abi be, şehirli gelin için bir şeyler söylesene. Söyleyelim bakalım. Zarife kadın, gelin hele gelin. Senin şehirli gelin için söylüyorum. Hadi söyle bakalım. Sabahtan kalktığımda sütü pişirdim. Sütün kaymağını yar yar yere taşırdım. Sütün kaymağını yar yar yere taşırdım. Burçak tarlasında aklım şaşırdım. Aman da kızlar ne zormuş burçak yolmaz. Burçak tarlasında yar yar gelin olması. Eğdirme fesini yar yar yıkar da giderim. Evini başına yar yar yıkar da giderim. Eğdirme fesini yar. Mirza dede! Mirza dede! Aşık Korkmaz şehirli gelini taşlıyor. Hani nerede? Öyle değil Mirza dede. Yani ha, türküyle taşlıyor. Lisene oğlum. Sabahtan kalktığımda ezan sesi var. Ezan sesi değil yar yar burçak yası var. Sorun şu adamın kaç tarlası var. Aman da kızlar ne zormuş burçak yolması. Burçak tarlasında yar yar gelin olması. Eğdirme feseni yar yar çeker giderim. Evini başına yar yar yıkar da giderim. Gireceksen gir hadi, uzatma. Elimi salladım değdi dikene. İntizar eyledim yar yar burçak ekene. İntizar eyledim yar yar burçak ekene. İlahi kaynana ömrün tükene. Aman da kızlar ne zormuş burçak yolması. Burçak tarlasında yar yar gelin olması. Eğdirme fesini yar yar çeker giderim. Evini başına yar yar yıkar da giderim. Serdalandım göçtüm gurbet ellere. İlk günde sürüldüm ağır işlere. Çektiğim eziyet sığmaz düşlere. Amanında dostlar ne zor imiş kıymet bilmezlik. Amanında dostlar ne zor imiş kıymet bilmezlik. Ney 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 ney. Bu ne yaman aymazlıktır, bu ne görmezlik. Kapılmış da gidiyor fani de işlere. Mevlam akıl fikir versin aklı da işlere. Mevlam akıl fikir versin aklı da işlere. Saza da başladın, oldun maskara. Korkarım halini Mirza, bulunmaz çare. Korkarım haline Mirza, bulunmaz çare. Çalıp söyledin, etmez beş para. Aman da dostlar haksız mıyım söylediğimden. Aman da dostlar haksız mıyım söylediğimden. Mirza çok yanlış var senin bu işte.
Abuk subuk işler yapıp durdun geçmişte. Abuk subuk işler yapıp durdun geçmişte. Keçilerimi kaçırdın hepten yetmişte. Öp, kaçırdım ya. Aşıksan sazınla cevap ver, sazınla. Al sana sazın. İnsan bir inek sami öğrenemez mi? Bu döktüğün kaçıncı tencere ha? Ben dökmedim anne, huysuzlandı. Ben sarken niye huysuzlanmıyor? Bilmem, bana alışamadı herhalde. Keşke bunu siz sağsaydınız. Mahsus yapıyorsun değil mi? Neyi mahsus yapıyorum? Boşuna anlamazlıktan gelme. Mahsus döküyorsun ki ahıra göndermeyelim. Tam tersine anne, ben hoşlanarak yapıyorum. Hoşlansan da yapacaksın, hoşlanmasan da. Zor geliyorsa toplarsın pılını pırtını, doğru geldiğin yere gidersin. Oh. Kafa değil ki. Bildiğin meşe odunu. Var içinde de bir şey olsa. Aval aval bagajına gel, şuna yardım etsene. Ya baba, kızma ama bu işi fazla uzatmadın mı? Yardım etseydin de uzamasaydın. Gerizekalı. Tamir işini demiyorum baba. Şu aşıklık tantanasını diyorum. Ulan tövbe de yoksa yırtarım ağzını. Sen benim davama nasıl tantana değilsin? Tamam baba, kusura bakma. Sen kendine bak gafil. Sevda peşine düştün diye adam oldun sanmıştım. Ananla bacınla bir olup gül gibi kızı kurumuş yaprağa çevirdiniz. Ne yaptık ki baba? Daha ne yapacaksınız? Yaptığınız eziyet hayvana bile yapılmaz. İlk günde kızı tarlaya sürdünüz. Yetmedi ahıra. Yetmedi teziye. İyi de baba, herkesin gelini aynı işi yapıyor. Daha var sende. Ölüm var gafil. Ölüm. Çek şu gafil elini. Yardım istemiyorum. Anlamıyorum. Müsaade ederseniz ben yatıyorum. Yemek yemeyecek misin? İştahım yok. Yat kızım yat. Ben de yatacağım. Bunların zaten aklı fikri boğazlarında. Gelin kızımız anlattı mı yaptığını? Yo, bir şey anlatmadı. Ne yaptı ki? Aksine gibi de tencere ağzına kadar doluydu. Yine mi döktü? Döker tabii. Kızcağızı ayakta duracak hal mi bıraktınız? Biz de bir şey demedik canım. Biraz sakar ama ne yapalım? Kadı kızı değil ya. Oh, iyi oldu. Buna yok. Niye ağlıyorsun? Ağlamıyorum.
Bırak şimdi. Ne oldu, canı sıkan bir şey mi var? Ne yaptıysam Zarif anneye yaranamadım. Benden nefret ediyor. Nefret mi ediyor? Mahsus döküyormuşum. Ahıra gitmemek için. Ben hiç öyle şey yapar mıyım? Yapmazsın tabii, niye yapasın? Annem öyle mi söyledi? Zor geliyorsa pılını pırtını topla çek git dedi. Yok canım artık, daha neler. Şaka filan yapmıştır. Hadi uyuyalım artık. Yarın konuşuruz. İhsan! İhsan! Uyanın oğlum, öğlen oldu. İhsan! 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 Uyanın oğlum. Kalktık anam, kalktık. Banu. Bu kadar da olmaz ki ya. Her gün her gün işenmez ki. Madem böyle bir huyum var, bari altına bez bağla. Hayırdır oğlum, neyin var? Yok bir şey ana. İhsan! Sen üzülmeyesin diye içime atıp duruyorum oğlum. Ama artık söylemezsem çatlayacağım. Bundan bize hayır gelmez İhsan. Ne sana karı olur ne de bize gelin. Ana, bunu sonra konuşsak. Mahsus yapıyor İhsan. Sütü de mahsus döktü. Yemekleri de mahsus kötü yapıyor. İş yaptırmayalım diye oğlum. Gel vazgeç oğlum. Zararı neresinden dönsek kârdır. Leyla sana hala vurur. Fazlası var, eksiği yok. Ne olur ana, bunları sonra konuşalım. Son günlerde pek düşüncelisin gelin hanım. Yoksa İstanbul'u mu özledin? Nasıl özlemesin ki? Şehirde sular bile evin içinden akıyormuş. O hayattan sonra bu hayat çekilecek şey mi? Ah, senin yerinde olacaktım ki. Bir gün bile durmazdım buralarda. Kolay gelsin. Sağ ol, sana da. Sağ ol, sana da. Amanın da kızlar, ne zor imiş burçak yolması. Burçak tarlasında yar yar gelin olması. Edirme nefesimi yar yar çeker de giderim. Haydar evde mi bacım? Değirmene kadar gitti. Ben arıcılardan Rüstem Ağa'nın kahyasıyım. Öyle mi? Hoş geldiniz. Kızınızın sözlüsü şehirli gelin getirmiş diye duyduk. Doğru duymuşsunuz. Zaten bize gönüllü vermemiştik. Ağam selam söyledi. Yine de kabulümdür dedi. Düşünün taşının. Aklınıza yatarsa haber yollayın. Tamam abi. Yalnız iyi düşünün. Böyle fırsat her kulun ayağına iki kere gelmez.
nasıl yaptın İhsan'ı? Verdiğin sözleri nasıl unuttun? Bunlar geçmişte kaldı Leyla. Unutalım artık. Sen unut İhsan. Ama ben unutmayacağım. Örünceye kadar seni sevmeye devam edeceğim. Şöyle otur. Ay ekmeği de yapmam lazım. Evde ekmek kalmadı. Ben yaparım anne. Becerebilir misin? Beceririm. Dur sana minder getireyim. Rüstem'e haber göndermiş. Her şeye rağmen kabulümdür demiş. Of, yine başlama Allah'ını seversen. Aklını kullan, aklını. Rüstem'e bu civarın en zengini. Mirza'nın ağalığı eskide kaldı. Barını yoğunu köylüye dağıttı. O topraklar hala Mirza'nın malı. Yani İhsan'ın. Hele bir evlenelim. Bak nasıl geri aldırıyorum. Sen mi pişirdin? İğne mi tuzlu olmuş? Yok, elinin kölü olmuş. İnsan bilmiyorsa bilmiyorum der. Kes parmayı. Elinden bu kadar gelmiş. Ne yapsın? Beğendin mi yaptığını gafil? İnsan şu kızın atına çiğ tavuk yer be. Misafir kızın anasını ağlattınız gafiller. Ölüm var ölüm. Ne yapıyorsun? Ahıra götürmek istiyorum ama gitmiyor. Bu bizim inek mi? Kuş beyi mi? Bu kadar zamanda bir insan bir ineği tanıyamaz mı? Yolda giderken ayağıma çöp battı, çöp battı. Çıkarana kadar gün battı, gün battı, gün battı. Hey hey, hey hey, gün battı, gün battı. Baba,
Beni kasabaya kadar götürür müsün? Anlamadım. Anlamadım. Ben gidiyorum baba. Artık dayanamıyorum. Ne yaptıysam Zarife anneye yaranamadım. Artık İhsan da beni istemiyor. Ben İstanbul'a dönüyorum baba. Hepimiz için en hayırlısı bu. Ey kendini bilmez şirret kafirler. Kefenin cebi yok melun sefiller. Şu gariban kıza ettiğiniz işler mazlumun ağı çıkar bir gün demişler. Yürü evladım yürü. Bu nankör gafillere fazla bile dayandın. Gözümüz aydın. Sonunda postaladık şehirli şırpıntıyı. Çeyizlerini hazırlamaya başlasan iyi edersin. Yakında gelinimiz oluyorsun. Yayık ayranı yaptıydım. Soğuk soğuk içerim de ciğerlerimiz bayram buyurun etsin diye. Kadire, düğünü ne zaman yapalım dersin? Siz nasıl isterseniz. Bana kalırsa kışa kalmadan yapalım derim. Hayırlısı olsun bakalım. Ne diyelim? Hadi bize müsaade. Müsaade sizin. Sen de şu saçını başını topla artık gelin hanım. Öylesini isteseydim şehirliği kaçırmazdım. Tamam Zarif Hanım. Hadi kalın sağlıcakla. Uğurlar olsun. Tüh, seteli unuttum. Sen git. Ben alıp tamam gelirim ana. Hadi. Daha şimdiden kaynanalık yapmaya başlıyor. Ananın sözünü dinlemediğine çok pişman olacaksın. Çok ama geçmiş ola. Dikenli Zarife'nin ağzının kokusunu çek de aklın başına gelsin. Sen beni herhalde o şehirli mıymıntıyla karıştırdın. Ağzını yırtarım vallahi. Kim kimin ağzını yırtar görürüz. Bunca çileyi onun dırdırını dinlemek için çekmedim. Çok üstüme gelirse sattırırım tarlaları doğru şehre. Yüzüme bile göremez vallahi. Sen şahmat seni. Eşek kafa. Ah eşek kafa. Sonra da gittiler işte. İhsan, çap çap at arabasını hazırla. Kasabaya gidiyoruz. Kasabaya mı gidiyoruz? Gidip gelinimi geri getireceğiz. Tabii eğer dönerse. İyi de ana, ne oldu? Dün vazgeç demiyor muydun? Akıllandım oğul, akıllandım. İnsanlığın köylüye şehirliye bakmadığını anladım. Ana, artık ben de istemiyorum. Giderse gitsin, ne yapayım? Sana çabuk ol diyorum. Ne diyorsam onu yap. Hadi. İstanbul'a geç abi. Hakkını helal et baba. Helal olsun. Sen de helal et. Helal olsun. Banu! Banu! Bunlar bizim gafiller değil mi? Evet onlar. Şey baba, ben bileyim.
Banu! Banu! Evladım, yüzüme tükürsen hakkın var. Bak işte kocanın yanında itiraf ediyor. Her şeyi ben yaptım kızım. Tuzları katan da benim, yatağa suyu döken de. Eğer kabul edersen seni geri getirmeye geldim. Cahilliğini ver evladım. Bağışla beni. Kafana taşım düştü gafil. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bundan böyle beni kaynanan değil. Anam bil yavrum. Hadi evladım. Kırma beni. Ben ettim. Sen etme. Hadi güzel kızım. Son bir kez daha melekliğini göster de bağışla beni. Hadi evladım. Canım yavrum. Melek gelinim. Büyüksün vallahi, ne diyeyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.